Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni bir projeye başlayacağız. Kaneviçe'de köşe model, kaneviçe'de kumaşa nasıl yerleştirilir? Hem onu anlatacağım hem de ben de bir yandan modelime başlamış olacağım. Hazır elimde köşe model çalışması varken sizinle beraber nasıl köşeyi, nasıl kumaşa yerleştiriyorum? Bunu defaatle soran arkadaşlar olduğu için yapamıyoruz, yamuk oluyor ya da istediğimiz gibi olmuyor diyen arkadaşlar oluyor sürekli Instagram'da. Ben de hem başlayacağım size hem kendime başlayacağım hem de size göstereceğim. Şimdi benim işleyeceğim model bu Kaneviçe dergisinin 20. sayısında var. Bu Pinterest'te de var. Bu model zaten çok görülmüş bir model arkadaşlar. Hani çok değişik bir şey değil. Şimdi ilk defa kaneviçeyi köşeye yerleştirmek isteyen arkadaşlar için de ben başlamış olacağım. Şimdi modeli göstereyim size. Çok tanıdık bir model aslında. Daha bulabilirsem. Heh, buldum. Şimdi şunu beraber bu köşeye yerleştireceğiz. Bakalım nasıl yerleştireceğiz. Benim kullanacağım malzemeler arkadaşlar mezuram. Bunda mezuram var. Bunda da toplu iğnelerim var. Nakış makasım. Dikiş iğnelerim, daha doğrusu kaneviçe iğnelerim, ipliklerim. Bu kadar. Bir de paftamız var. Eğer kullanmak istiyorsanız bir de kare kasnak olabilir ya da yuvarlak kasnak olabilir. Hangisini istiyorsanız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Benim kullandığım kumaş 25 count'luk orta kalınlıkta bir kumaş. Eni 1.40'a 1.40 kare bir masa işleyeceğim. Nasıl yapıyorum? Başlayalım. Şimdi öncelikle kenarlarının düz ipliklerini alıyoruz. Dört bir taraftan alıyoruz ya da 1.40'a 1.40 olduğu için ben en kenarını almadım. Şuradaki şurada kenar suyu var ya, bunu ama saymıyorsunuz arkadaşlar tabii ki. Hani şunu görmeyin. Buradan sonra hesaplayacağım. Bir daha kenarına sürfüle yapmamak için bunu kesmedim. Kafanızı karıştırmasın. Yani şuradaki bir santimi görmeyin. Tamam mı? Burası yok farz edin yani. Şöyle hatta kıvırayım kafanız karışmasın. Buradan sonra ölçülerimizi yapacağız çünkü. Şimdi ben bu model için genelde kenar kıvırmak için masa örtülerde kenarı 4 santimden kıvırıyorum. 4 santimden bir kenar kıvıracağım için belli bir mesafe, örneğin modeli yerleştirmeden önce onları hesaplamam gerekiyor. Şimdi ben size nasıl yapıyorsam onun gibi anlatacağım. Böyle kalemlerle işaretlemeyeceğim. İğnelerle yerlerini belirleyeceğim. Hop diye başlayacağım arkadaşlar. Daha pratik olacak. Pratik yöntemini anlatacağım. Yani bu benim pratiğime geliyor en azından. Onu söyleyeyim. Şimdi 4 santimlik bir kenar kıvırabilmem için 9 santim kenarlardan içeriye doğru 9 santim işaretlemem gerekiyor. En köşeyi bulabilmem için. 9 santim buradan ölçtüm. Bir daha ölçelim. Evet, buradan da 9 santim, buradan da 9 santim kenar payını bıraktım. Yani kenarları şöyle 4 santimden kıvıracağım ya. Şimdi niye 9 santim? 1 santimde içeriye kıvırma payı, o yüzden şu şekilde olmuş olacak. Yani şu kenarlar kıvrıldığı zaman 4 santimden böyle köşe olmuş olacak. Yani burası bu köşenin belirlendiği yer. Buradan sonra isterseniz dört bir tarafını 9 santim işaretleyip antika yapacaksanız antika ipliğini de çekebilirsiniz hazır olarak. Fark etmez. İster çekin, ister belirleyin. İsterseniz tel alın. Hani size kalmış. Şimdi 9 santimi işaretledikten sonra şöyle birazcık yaklaştıralım. 9 santimi işaretledikten sonra hemen bunun dibinden örneği kuramam. Belli bir mesafe boşluk bırakmam gerekiyor. Hem buradan hem aşağıdan yukarı hem soldan sağa doğru hani belli bir mesafe içeriye girmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 9 santimden sonra modeli yerleştirmek için ben genelde 4 santim kumaştan içeriye giriyorum. Daha doğrusu köşeden içeriye 4 santim girdikten sonra modeli başlıyorum. Şimdi 4 santim buradan giriyorum. Bu ikinci iğneden, kırmızı iğneden de yukarıya doğru 4 santim girdiğim zaman şuraya. Şimdi ben modele şuradaki, hatta şuraya bir tane siyah toplu iğne koyayım. Şurası. Modeli burada yerleştireceğim arkadaşlar.
köşe modeli bu siyah iğnenin olduğu yerde başlayacağım. Şimdi şöyle buraları bir toparlayalım. Şimdi benim köşe modelim bu. Burası en köşe. Bakın arkadaşlar, en köşe görüyor musunuz? Bu burası 9 santimlik köşeydi ya, bakın tam köşe. Bak tam köşeye denk geliyor. Olduğu gibi hepsi aynı hizadalar. Tam köşe. Bu modelin de köşesi. Yani en uçtaki köşe şurası. Modelde burası. Tam burası. Şunun hizasına gelmesi gerekiyor. Yani şöyle olması gerekiyor. Şu şekilde durması gerekiyor. Bakın şöyle durması gerekiyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben 4 santimden sonra bu nakışı başlayacağım ya. Burayı bu tam köşeye koyacağım ya 4 santimden sonra. 4 santimden sonra hemen buradaki güle başlayamam. Ben 4 santimde 4 santim hizasında şu en dışarıdaki şablonun en dışındaki en dışında hangi renk varsa onun en köşeye en dışarıya gelmesi gerekiyor. Yani şurasını bakın arkadaşlar, şurası olduğu gibi 4 santim ya. Şimdi anlatırken biraz kafanız karışabilir. Şöyle 4 santimleri işaretliyorum. Bir saniye, siz anlayın diye yapıyorum bunu. Yoksa ben bunları böyle yapmıyorum tabii ki. Şöyle 4 santimden hepsini işaretledim ya. Şu modeli böyle yerleştirdiğim zaman gözüküyor mu? Bir saniye. Şu modeli böyle yerleştirdiğim zaman şuradaki, şurası en köşemizde. Buradaki en dışarıdaki şablondaki en dışarıdaki yaprağın en ucu, en dışarıda hangisi varsa orayı 4 santime getireceğim şekilde. Yani bakın arkadaşlar, şimdi bunu farz edin ki yerleştireceğiz, bir saniye. Şu şekilde durması gerekiyor. Tam köşe. Şu şekilde durması gerekiyor. Şu en kenardaki şablon 4 santime burası gelecek. Burası 4 santime gelecek ama bakın burası daha içeride olduğu için biz burayı daha sayacağız. Yani bir bu kadarcık yer saymış olacağız sadece. Şimdi onu nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar. Şimdi bakın buradan da 4 santim içeriye girmiş olacağız. Yani burayı da göstereyim. Gösterirken birazcık karışık gibi durdu sanki. Halbuki ben pat diye başlıyorum ama bu şekilde iğnelerimle, toplu iğnelerimle hesaplıyorum ben arkadaşlar. Hani hiç çizmek falan yapmıyorum. Kafanız karışmasın. Şimdi bakın ben bu en köşeden başlayacağım ya, şuradan başlayacağım ya, gözüküyor mu? Tam şu köşeden başlayacağım ya. Buranın da en dışı şuradaki yaprak. Şuradaki yaprak görüyor musunuz? En dışı buradaki yaprak. Şimdi ben bu köşeden başlamak için şuraya da bir tane toplu iğne koyayım, görün. Şuradaki şu köşeden başlayabilmek için bakın arkadaşlar, içeriye doğru kaç tane sayacağım? Buradan kaç tane sayacağım? Buradan kaç tane sayacağım? Onu hesaplamam lazım. Sadece şu kadarcık bir mesafe sayacağım. Komple ipliği komple saymayacağım. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer hani ben böyle kafam karışıyor derseniz buradan içeriye doğru kaç tane, bakın 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34 tane kare sayarsınız. Şuradan şu köşeden 34 tane kare sayarsınız. Hemen şu yaprağın ucundan başlayabilirsiniz. Buradan başlayabilirsiniz. Bu bir yöntem. Buradan başlayabilmek için. Ya da benim gibi direkt köşeden başlamak istiyorsanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Şimdi şurada şu köşeye bu yeşil yapraktan yukarıya kaç tane varsa, bakın şimdi sayıyoruz. Sayalım şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane şuradan yukarıya 16 tane kare sayacağım. 16 tane kare demek kumaşın 32 ipliği demek. Ya da ikişer ikişer sayacaksanız da zaten 2 iplikten yapacağız biz bunu. 16 tane çarpı saymış olacaksınız. Buradan da içeriye kaç tane kare varsa buradan da sayalım. 16 tane aşağıdan yukarı. Bakalım sağdan sola ne kadar olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de soldan sağa sayacağım. Bakın arkadaşlar, şimdi buradan
8 tane kare soldan sağa sayacağım. Şimdi sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burayı hesapladım. Buraya geldim. En köşeden buraya geldim. Buradan da yukarı 16 tane sayacağım. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şuradaki şu mavi şunları kaldıralım şimdi. Kafanız karışmasın. Şuradaki iğnenin olduğu yerden, o olduğu yer benim şurada işaretlediğim, burada işaretlediğim, iğneyle işaretlediğim yer. Bu mavinin olduğu yeri ben bu şekilde işlemeye başlarsam, şu gülden işlemeye başlarsam, bu yaprak aşağıya doğru 4 santime gelmiş olacak. Buradaki yaprakta 8 tane kare bu tarafa gelmiş olacak. Yani yerimi bulmuş olacağım. Bu mavinin olduğu yerden ben şu gülün burasında, en köşesi burası, en köşesinde hangi kod varsa, numara varsa onunla başlayacağım.